Gemina Kütüphane. Cernogratz'ın Kurtları. Yazan Hector Hugh Munro. Seslendiren Fatma Turgay. Yayını hazırlayan Serkan Karakoç. Şatoya ilişkin eski efsaneler var mı diye sordu Konrad kız kardeşine. Konrad, Hamburglu zengin bir tüccardı ama daha ziyade mantıklı sayılabilecek bir ailenin hayal dünyasında yaşayan tek üyesiydi. Baroness Grubel yuvarlak omuzlarını silkti. Bu eski mekanlarla ilgili efsaneler hep vardır. Bu tür şeyleri uydurmak zor değildir ve bir şeye mal olmazlar. Efsaneye göre şatoda biri öldüğü zaman köydeki bütün köpekler ve ormandaki bütün vahşi hayvanlar gece boyunca ulurlarmış. Böyle bir şey dinlemek o kadar da hoş bir şey olmasa gerek, ne dersin? Tuhaf ve romantik, dedi Hamburglu tüccar. Ne var ki bu doğru değil, dedi Barones halinden memnun bir şekilde. Burayı aldığımızdan beri böyle bir olay yaşanmadı. Yaşlı kayınvalide geçen bahar öldüğünde kulaklarımızı açıp dinledik ama uluma falan olmadı. Buraya kolay yoldan görkem ve gizem katan bir hikaye, hepsi bu. Öykü sizin anlattığınız gibi değil, dedi yaşlı mürebbiye Amelie. Herkes şaşkınlık içinde ona dönüp baktı. Normalde o koltuğunda sessizce ve fark edilmeden oturan, biri kendiyle konuşmadıkça ağzını açmayan ve kendiyle pek fazla konuşulmayan biriydi. Bugün sanki çenesi düşmüştü. Hızlı hızlı ve sinirli bir şekilde konuşmaya devam etti. Önüne bakıyordu ve sanki özellikle birine hitap etmiyormuş gibiydi. Uluma herhangi biri ölünce duyulmuyor ki. Kurtlar yalnızca Cernogratz ailesinden biri öldüğünde, ölüm saatinden hemen önce toplanıp ormanın kenarında uluyorlar. Ormanın bu taraflarında fazla kurt ini yoktur. Ama bekçiler böyle zamanlarda gölgeler arasında süzülen, koru halinde uluyan onlarca kurt gördüklerini ve ölen kişinin ruhu bedenini terk ettiğinde parkta bir ağacın devrildiğini söylüyorlar. Cernogratz'lardan biri şatosunda öldüğünde aynen böyle olmuştu. Ama burada bir yabancı ölünce kurt uluması duyulmaz. Ağaç da devrilmez. Yo, hayır. Son sözlerini söylerken sesinde bir küçük görme, neredeyse aşağılama havası vardı. Barones haddini aşarak böylesine saygısızca konuşan paspal kılıklı yaşlı kadına öfkeyle baktı. Von Cernogratz ailesiyle ilgili efsaneler hakkında bayağı bilgilisiniz bakıyorum, Fräulein Schmidt, dedi öfkeyle. Aile tarihlerinin yetkin olmanız beklenen konular arasında olduğunu bilmiyordum. Bu iğneli söze verilen karşılık buna yol açan konudan daha şaşırtıcı ve tüyler ürperticiydi. Ben de bir von Cernogratz'ım, dedi yaşlı kadın. Ailenin tarihini bilmemin sebebi bu. Sen von Cernogratz'lardan mısın, diye karşılık verdi hepsi koru halinde. Çok yoksul düşünce gidip öğretmenlik yapmak zorunda kaldım. Adımı değiştirdim. Böylesinin daha uygun olacağını düşündüm. Ama büyük babam ömrünün çoğunu bu şatoda geçirdi. Babam da bununla ilgili birçok hikaye anlatırdı bana ve haliyle ailemle ilgili bütün efsane ve öyküleri biliyorum. Anılarından başka geriye hiçbir şey kalmayınca insan onları özenle koruyup tozunu alır. Hizmetinize girince ailemin eski evine geleceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Keşke başka bir yer olsaydı. Konuşmasını bitirince bir sessizlik oldu. Sonra Barones, aile geçmişleri kadar mahcup edici olmayan başka bir konuya girdi. Ama az sonra yaşlı mürebbiye kendi işlerine bakmak üzere sessizce odadan çıkınca alay ve şaşkınlıkla dolu bir yaygara koptu. Tam bir densizlik, diye gürledi baron. Fal taşı gibi açılmış gözlerinde dehşete düştüğünü gösteren bir ifade vardı. Bu kadın masamızda nasıl böyle konuşabiliyor? Bizden sanki bir hiçmişiz gibi bahsetti.
Söylediklerinin bir kelimesine bile inanmıyorum. O bir Schmidt. Hepsi bu. Buradaki köylülerle eski Sernograz ailesi hakkında konuşup durduğu için onlarla ilgili her şeyi biliyor. Kendini önemli biriymiş gibi göstermek istiyor, dedi barones. Yakında iş yapamayacak hale geleceğini biliyor ve kendisini acındırmak istiyor. Büyük babasıymış, ha, daha neler. Baronesin de büyük babaları vardı ama onlar hakkında asla ve asla böbürlenmezdi. Eminim büyük babası şatonun kilerinde falan çalışan bir çocuktu diyerek güldü baron. İşte bu kadarı doğru olabilir. Hamburglu tüccar hiçbir şey demedi. Yaşlı kadının anılarından bahsederken ağladığını fark etmişti ya da hayalperest biri olduğu için böyle gördüğünü sanmıştı. Yeni yıl tatili biter bitmez ona gitmesini söyleyeceğim, dedi barones. O zamana kadar onsuz yapamam. Ancak Noel'den sonra keskin, soğuk havalarda da onsuz idare etmek zorunda kaldı. Çünkü yaşlı mürebbiye hastalandı ve odasından dışarı çıkamadı. İnanılır gibi değil, dedi barones yılın son akşamlarından birinde ateşin başında toplanan konuklarına. Bizimle olduğu zaman boyunca hiç işini yapamayacak kadar hastalandığını hatırlamıyorum. Şimdi ev konuklarla dolu ve ona en fazla ihtiyacın olduğu böyle bir zamanda hastalanacağı tutuyor. İnsan tabii ki üzülüyor. O kadar solgun ve geçkin görünüyor ki ama yine de can sıkıcı. Gerçekten de çok rahatsız edici, dedi bankacının karısı onu anladığını gösteren bir edayla. Yaşlılar soğuğa dayanamıyorlar pek. Bu kış çok çetin geçiyor. Aradık ayı yıllardır bu kadar soğuk geçmemişti, dedi baron. Haliyle çok yaşlı biri, dedi barones. Keşke ona haftalar önce söyleseydim. Böylece hastalanmadan gitmiş olacaktı. Ne oldu Vapi? Neyin var canım? Küçük tüylü köpek minderinden sıçrayıp titreyerek divanın yanına geldi. Aynı anda şato avlusunda köpeklerin çılgınca havladıkları duyuldu. Uzaklardan diğer köpeklerin havladıkları da duyulabiliyordu. Nedir bu hayvanları huysuzlaştıran, diye sordu baron. Sonra sesleri dikkatle dinleyen insanlar, köpekleri bu kadar rahatsız edip havlatan şeyin bazen fersahlarca ötelerden, bazen de şato duvarlarının dibindeki karların üzerinden süzülüyormuşçasına yakınlardan gelen acıklı bir uluma olduğunu fark ettiler. Bu ağlamaklı ulumada donmuş, aç kalmış bir dünyanın öfkesi, insanın adlandıramadığı uzak, inatçı melodilerle birleşmişti sanki. Kurtlar! Diye bağırdı baron. Sesleri patlayan bir öfke gibi sanki her yandan geliyordu. Yüzlerce kurt, dedi hayal gücü kuvvetli olan Hamburglu tüccar. Anlayamadığı bir dürtüyle hareket eden barones, konuklarını bırakıp yaşlı mürebbiyenin yılın son günlerinin bitişini yattığı yerden izlediği küçük, kasvetli odaya gitti. Kış gecesinin acı soğuğuna rağmen pencere açıktı. Barones, aman tanrım diyerek pencereyi kapamak için atıldı. Açık kalsın, dedi yaşlı kadın, sesindeki cılızlığa karşın baronesin ondan daha önce duymadığı emreder bir edayla. Ama üşütüp öleceksin, dedi barones. Nasıl söylüyorum ve onların melodisini duymak istiyorum. Ailemin ölüm şarkısını söylemek için ta uzaklardan geldiler. Gelmiş olmaları ne güzel. Eski şatomuzda ölecek olan von Sernograsların sonuncusuyum ve bana şarkı söylemek için geldiler. Dinle, ne kadar da gül söylüyorlar. Kurtların uluması, kulakları sağır eden bir sesle şato duvarları boyunca yankılandı. Yaşlı kadın yüzünde gecikmiş bir mutluluk ifadesiyle divanda yatıyordu.
Gidin, dedi baronese. Artık yalnız değilim. Köklü bir ailenin üyesiyim ben. Sanırım ölüyor, dedi konuklarının yanına gelen barones. Doktor çağırsak iyi olur. Şu korkunç uluma da yok mu? Yığın da para verseler de böyle bir ölüm müziği istemezdim. Bu müziği parayla satın alamazsınız, dedi Konrad. Dinleyin, o diğer ses de ne diye sordu bir yarılma ve çarpma sesi duyan baron. Parkta bir ağacın devrilirken çıkardığı sesti bu. Sıkıntılı bir sessizliğin ardından bankerin karısı söze başladı. Ağaçlar aşırı soğuktan devriliyor. Bu kadar kurdu buraya toplayan şey de aşırı soğuk. Uzun zamandır bu kadar soğuk bir kış geçirmemiştik. Barones de bu olaylardan soğuğun sorumlu olduğunu hararetle kabul etti. Doktorun tüm çabalarına rağmen yaşlı Fräulein'in kalbinin durmasının sebebi de açık pencereden gelen soğuktu. Buna karşın gazeteye verilen ilana doğrusu diyecek yoktu. 29 Aralık'ta Baron ve Baroness Grubel'in uzun yıllar yakın dostu olan Amelie von Cernogratz-Schloss, Cernogratz'da hayata veda etmiştir.